Sevgili hastalarım merhaba. Bugün sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Kompozit laminalarla ilgili bir video çekelim istedim. Çünkü kompozit laminalarda Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Nasıl bir işlem olduğu hakkında, dişlerde kesim yapılıp yapılmadığı hakkında, ömrünün ne kadar olduğu hakkında, yenilenebilip yenilenemeyeceği hakkında, kırılma yapıyor mu, ömrü nasıl oluyor, dayanıklı bir malzeme mi, yemek yerken bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Bunlar hakkında yüzlerce, binlerce soru geliyor. Bu konuda bir bilgilendirme yapmak istedim. Böylece sizin de aklınızda olan soru işaretlerini daha net biçimde aydınlatmak istedim. Şimdi kompozit lamini uygulaması, porselenden farkı şu. Yani porselen laminalarla ya da zirkonyum ve imekslerle nasıl bir farkı var? Porselen laminalarda, zirkonyumlarda, imekslerde, yani porselenle ilgili tüm uygulamalarda dişlerde kesim yapılıyor. Yaprak lamina dediğimiz porselen lamina grubunda dişin dış kısmından ve uç kısmından yaklaşık 1 milim civarı kesim yapılıyor. Diğer kaplamalarda, zirkonyumlarda, tüm kromlarda dişin dört bir tarafından kesim yapılıyor. Yani aralarından, üstünden, dışından, içinden kesim yapılıyor. Daha sonra ölçüler alınıyor. Laboratuvarda porselen kromlar yapılıyor. Ve daha sonra biz bu porselen kronları hastanın dişlerine tek tek yapıştırıyoruz. Bunun süresi de yaklaşık 8-10 günlük bir süre alıyor. Şimdi kompozit lamina bu gruptan çok farklı bir grup. Kompozit lamina işleminde kesim yapmıyoruz. Bazı durumlarda çok fazla çapraşıklık varsa çok ufak dokunuşlar yapabiliyoruz. Ama dişlerde ayırıklık olan hastalarda, kırılmaları olan hastalarda, çapraşıklığı olmayan hastalarda kesinlikle kesim yapılmıyor. Yalnızca diş yüzeyini temizliyoruz ve direkt uygulama yapıyoruz kliniğimizde. Dişlerin üzerine 1 milimetreye yakın, bazen bu daha az olabiliyor, bazen dişleri dışarı çıkarmak istediğimiz zaman ya da küçük yapılı dişleri büyütmek istediğimiz zaman kalınlaştırabiliyoruz. Yani 1 milim yerine 1,5-2 milime kadar uzatma ya da dişlerde dışarıya doğru bir şişirme yapabiliyoruz. Dişlerde kesim yapılmaması kompozit laminanın en önemli özelliği. Bunun dışında ağrısız, sızısız bir işlem olması, işlem sırasında anesteziye yani iğneye gerek olmaması, işlemin bir seansla bitmesi, seans süresinin yaklaşık 1-1,5 saat gibi bir kısa bir zaman alması kompozit laminaların avantaj oluşturduğu kısımlardır. Çünkü hastamız buraya geliyor, güzel bir gülüş tasarımı istiyor ve bu gülüş tasarımını yaklaşık 1-1,5 saatlik bir sürede elde edip canı yanmadan, anestezi yapılmadan, dişlerine hiçbir zarar verilmeden oluşturuyoruz ve hastamız burada 1-1,5 saat sonra yeni gülümsemesiyle ayrılıyor. O yüzden oldukça avantajlı bir işlem. Dediğim gibi en büyük sıkıntı dişlerimde herhangi bir kesim olacak mı, zarar verilecek mi sorusu oluyor. En büyük problemi oluyor ama kompozit laminada bu konuyu aşıyoruz. Şimdi tabii ki estetik olarak oldukça ince bir malzeme olduğu için oldukça natürel bir görüntüsü oluyor. Peki biz bu kompozit laminalarla neler yapabiliyoruz? Yani kullanım alanları nelerdir diye merak ediyor olursanız. Mesela ayrıklık, dişlerin arasında ayrıklık diye bahsedeyim, diastema deriz biz. Ayrıklık olan dişlerde dişleri kesmeden biz bu diş aralıklarını her dişe bir eşit miktarda ekleme yaparak kapatabiliyoruz. Ve dışarıdan yaptığımız kapatma yerleri kesinlikle anlaşılmıyor. Lamina şeklinde uyguladığımız için, yani bunu yalnızca bir dolgu gibi uygulamadığımız için tutuculuğu ve ömrü de oldukça uzun oluyor. Şimdi kompozit dolguyla kompozit lamina aynı mı? Dolgu demişken onu da anlatayım size. Kompozit dolguyla kompozit lamina aynı şey değil. Dolguyu bir bölüme yapılan yama olarak düşünmek lazım. Yani dolguda kırık bir dişi dolguyla uzatmaya kalkarsak yalnızca kırık bölümüne uyguladığımız için dişin diğer tarafına herhangi bir uygulama yapılmadığı için tutuculuğunda sorun yaşanır. Madde esas olarak tabii ki kompozit esaslıdır. Ama çok daha üst düzey kompozitler kullanılıyor. Estetik bölgede nanoteknolojiyle üretilmiş kompozitler kullanılıyor. İçinde porselen tozu olan kompozitler kullanılıyor. O yüzden estetikleri de normal bir kompozit dolgunun çok çok üstünde oluyor. Şimdi ayrık dişlerde dediğim gibi dişlere hiç zarar verilmeden
kompozit lamina ile bu bölüm tedavi edilebiliyor. Onun dışında diş yapısı küçük olan hastalarda oldukça kullanım alanı yaygındır bu hastalarda. Küçük bir diş yapınız var. Dişleriniz gülümsediğiniz zaman ağzınızda gözükmüyor. Ve bize güzel bir gülüş tasarımı oluşturmak için geldiğinizde biz artık ilk alternatifi porselenler olarak değil, kompozit laminayı önererek sunuyoruz hastamıza. Kompozit laminalarda dediğim gibi tek seansta hasta burada yeni gülüşüyle buradan ayrılıyor. O yüzden küçük diş yapısına sahip insanlarda biz hem dişin boyutunu hem dişin dışarıya doğru dudağı destekleyecek kısmını dişi kesmeden yükseltebiliyoruz ve hasta gülümsediği zaman hiç gözükmeyen dişleri görünür hale geliyor. Çöken dudak bölümleri kompozit laminalarla desteklenerek daha estetik bir hale getirilebiliyor. Tabii dişler küçük olduğu zaman ağız, dudaklarımızda ve yanaklarımızda çökmeler oluyor. Bu insanların yaşını da olduğu yaştan çok daha üst yaşlarda gözükmesine sebep oluyor ama işlemden sonra dudak ve yanak toparladığı için, daha gergin hale geldiği için oldukça genç bir görünüme sahip olabiliyoruz. Bunun dışında diğer bir kullanım alanı da diş renginden memnun olmayan hastalarımıza istediği diş rengini de kompozit laminalar sayesinde sağlayabiliyoruz. Yani biz aynı anda dişlerdeki ayrıklıkları kapatıp, küçük dişleri büyütüp, ufak tefek çapraşıklıkları %100'e yakın düzeltip, aynı zamanda da dişlerin rengini istediğimiz renge getirebiliyoruz. Yani bu malzemede istediğimiz diş renk seçenekleri de mevcut. Süt beyazından tutun da kendi diş renginizin aynısına kadar istediğimiz rengi de yapabiliyoruz. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz, tabiri caizse. Bunun dışında kompozit laminaların maliyetinden de kısaca bahsedeceğim. Kompozit laminaların maliyeti, bunların alternatifi olan zirkonyumlar, imeksler, porselen laminalara göre oldukça uygun. 4'te 1, 5'te 1 maliyetleri oluyor. O yüzden bir diğer avantajı da maliyet kısmı. Ömrü yaklaşık 5-6 sene kadar oluyor. Senede bir kontroller ve temizliklerin yapılması yeterli oluyor. 5-6 sene sonra laminalarda yıpranma gördüğümüz zaman dişin üzerinden çıkarılıp dişe zarar verilmeden yenilenebiliyor. Bana en çok gelen sorular bunlardı. Kısaca anlatmaya çalıştım. Kompozit lamina videolarımızı hızlandırılmış halde kısa versiyonlarını Instagram hesabımızdan zaten seyrediyorsunuz. Uzun videoları ve açıklamalı videolarımızı da bundan sonra YouTube adresimizden de takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum.